Kıymetli izleyenler, Rahmet Ailesi isimli programda senarist yazar kıymetli Ahmet Turgut Beyefendi ile birlikteyiz. Yeni bir programda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz tekrar. Birlikte gerçekleştirmeye çalışacağımız bir program. En son yaptığımız programda asıl adı Mabih. Mabih'ti değil mi efendim? Mabih. Yani Hazreti Salman-ı Farisi diye biliyoruz kendisini, ki şükür de öyle biliyoruz. Onun hayatını iki bölümde sizlerle paylaşmak istedik süremiz neticesinde. İlk bölümde Hazreti Salman-ı Farisi ile ilgili ikinci söyleşimizi bugün yapacağız bu programda. İlk yayında Hazreti Salman'ın İslamiyet'ten önceki hakikat arayışını konuşmuştuk. Peygamber Efendimiz'le tanışmasını o bölümde aktarmıştık. Ama Salman-ı Farisi, yani Mabih, aslında bir mecusinin, güçlü bir ailenin oğlu olan ve o arayışta Peygamber Efendimiz'i bulan, işaretleri takip eden Mabih, yani Salman-ı Farisi, Efendimiz'le tanıştığında aslında köleydi. Eyvallah. O bölüme kadar işlemiştik, köleydi. Bu bölümde de kölelikten nasıl kurtuldu, Efendimiz'de olan günleri nasıl geçti ve bu bahiste bugünkü yayınımızı sizlerle başlatmış olalım Salman-ı Farisi'yi yad ederek. Eyvallah. Hazreti Selman, sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere, İran'da zengin bir çiftlik beyinin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Hakikat arayışı sürecinde coğrafik olarak İran'dan Suriye'ye geçtiğini, Suriye'den Irak'a, Irak'tan Mardin Nusaybin havalisine ve nihayetinde Eskişehir Afyon mıntıkasına geçtiğini biliyoruz. O sürecin devamında Ürdün civarındayken bir eşkıya kafilesinin saldırısına uğramıştı ve artık bir köleydi. Arabistan'ın kuzeyinde ilk olarak biz onun köleliği yaşadığını gördük. Sonra Medine'ye getirilmişti ve bu esnada Resulullah'la tanıştı. 40 diyar, 7 coğrafya dolaşmış, hakikatin izinde bir yolculuk. Aradığına ulaştığında bir köleydi ve bir talihsizlik var. Artık Resulullah'la istediği şekilde vakit geçiremiyor. 20 yıllık emeğin ürünü olan hakikate ulaşabilmiş. Resulullah'la vakit geçirebilmesi için önünde muazzam bir engel var. Çünkü köledir, madden başka birine aittir. Bedeline sahip olan Yahudi çiftçi Resulullah'la birlikte vakit geçirmesini istemiyor. Bu durumda Hazreti Selman'ın hani özgürlüğe ulaşabilmesi lazım. Sıkıntısını Resulullah'la paylaşmıştı. Peygamber Efendimiz de ona o Yahudi çiftçiyle bir anlaşma, azatlık anlaşması yapmasını teklif etti. Hazreti Selman bunun üzerine konuşmuş olduğu o Yahudi çiftçiden şartları öğrendi. Bu şartlar neydi? 300 hurma filizi dikilecek ve 40 ukiyelik bir altın ister. 40 ukiye şu an hani yumruk büyüklüğünde bir altın demek. Peygamber Efendimiz böylesi bir maddi imkana Hazreti Selman'ın sahip olmadığını, hiçbir kölenin olamayacağını bilinciyle ashabtan yardım istemişti. Sahabeler birer ikişer hurma fideleri getirdiler. O şekilde 300 fideye tamamlanmıştı. 40 ukiyelik altın kısmı için de Resulullah bir önceki savaş gelirlerinden, ganimetten, Bedir'deki ganimetten pay hissi ayırmıştı. Ashabın ve Resulullah'ın bugünkü anlamda sponsorluğuyla Hazreti Selman özgürlüğüne kavuştu ve 300 fidelik hurmayı Resulullah bizzat kendi elleriyle dikmişti Medine'de. Şu an böyle ümre, hac vesilesiyle Medine'ye giden ziyaretçiler, hacılar orada peygamber hurması ya da Peygamber Efendimiz'in diktiği hurmalar şeklinde bahçeler görürler. Onlar Hazreti Selman'ın özgürlüğünün azatlığına mukabil olarak dikilmiş olan hurmalardı. Bir 14 asırdır Ümmet-i Muhammed'i ağırlamaya devam ediyor o hurmalar. Peki özgürlük sonrası Hazreti Salman'dan bahsedelim. Sanırım özgür Hazreti Salman'a ilk nimet ismi olur. Yani aslında Mabih'ti. Köleliği boyunca da Mabih diye anılmıştı. İlk ismiydi. İsmini Efendimiz'den mi almış oldu Hazreti Salman? Biz Hazreti Selman'ın özgürlüğünü Resulullah vesilesiyle elde ettiğini ifade etmiştik. İsmini de yine Peygamber Efendimiz'in dilinden almıştı. Mabih olan eski Farsça isminin yerine Peygamber Efendimiz ona Selman ismini verdi. Selman, selamete eren, kurtuluşa eren kişiyi anlatır. Ve biz devamında şunu görürüz. Peygamber Efendimiz Medine'de insanları ikişer ikişer karşılıklı kardeş yapmıştı. Müsahiplik olarak
zikrederiz. Resulullah o hicret sonrasında kendisine müsahip olarak Hazreti Ali'yi seçmişti. Özgür olup artık Hazreti Selman haline gelen o hakikat talibini de Hazreti Ali'ye müsahip eylemişti. Yani dolaylı olarak aslında Selman Resulullah'la da bir şekilde müsahip olmuş oldu. O üçlü bir silsileyle düşünürsek Resulullah'tan Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali'den de Hazreti Selman'a ilerleyen bir müsahiplik. Bu noktada biz artık Selman'ın mürebbisini, muallimini, hani yaşayan Kur'an olarak Peygamber Efendimiz'i, konuşan Kur'an olarak Hazreti Ali'yi, ilmin şehri olarak yine Resulullah'ı, ilmin kapısı olarak da Hazreti Ali'yi görüyoruz. Selman artık vaktinin çoğunu ya ilmin şehriyle ya ilmin kapısıyla birlikte geçirecek. Resulullah'la veya Hazreti Ali'yle sürekli birliktedir. Anadolu'muzda nefeslerde yahut ilahilerde sıklıkla geçen bir tabir biliyoruz. Ali'ye Selman olasın derler. O Ali'ye Selman olabilmek bir rol modellikle ilgiliydi. Hazreti Selman bunu bizatihi yaşayan bir şahsiyet olarak tüm nesillere gösterdi. Ve biz o Selman'ın hani talim ve terbiyesini takip ettiğimizde kronolojik olarak aslında şunu da görebiliyoruz. O diyar diyar yedi coğrafya iklim dolaşan Selman, bu esnada Aramice, Arapça, Süryanice ve İbranice öğrenmişti. Mecusiyken o Mecusiliğin kutsal kitabı olan Zant Avesta'nın dersini talim etmişti. Hristiyan olduğu dönemde Suriye, Irak ve Mardin Nusaybin mıntıkasında orijinal diller üzerinden, Süryanice üzerinden ve Rumca üzerinden Tevrat'ın dersini aldı. Yahudilere esir düştüğü dönemde de İbranice üzerinden Tevrat'ın dersini almıştı. Yani eski kitabi geleneklerin ilmine ve irfanına vakıf bir şahsiyet konumunda, 3-4 dil bilen o Hazreti Selman, ilmin şehrinin ve ilmin kapısının artık liyakatli bir talebesi olacak. Evvelki bilgilerinin üzerine temel bilgiyi, çatı bilgiyi, asıl olan hakikate dair bilginin kendisini almaya başlar. Artık o Kur'an'ın talimindedir, Kur'an'ın talebesi olmuştur. Böylesi bir süreçte biz Peygamber Efendimiz'in artık ona Selmanul Hakim dediğini biliyoruz. Buradaki hakim hikmetli kişiyi anlatır. Selmanul Hakim ifadesi hikmet sahibi Selman manasına gelir. Resulullah hasreten bir sohbetinde de şöylesi bir benzetmede bulunmuştu. Selman misal kişilerin hani hikmet uzayda, ayda olsa, merihte olsa yine de çıkıp o hikmeti alabileceğinden bahsetmişti. Hikmeti elde edebilmek için o gayreti, samimiyetini ortaya çıkan kişilere dair rol model olarak Selman'ın zikredildiğini görüyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Selman'a dair Selmanul Hayr demişti. Yani hayırlı Selman. Kime hayırlı? Takip ettiği kişilere hayırlı. Hani biz bugün üstad talebe ilişkisi, muallim işte öğrenci ilişkisi, mürşit mürit ilişkisinden bazen bahsederiz. O ilişkide işte talip olarak hayırlı kişidir Hazreti Selman. Ali'ye Selman olabilme ifadesinin yine açılımlarından biridir. Ve Peygamber Efendimiz yine Hazreti Selman'ın içinde bulunmuş olduğu bir gruptan bahsetmişti. İfadenin giriş cümlesi hayli enteresan. Bana şu dört kişiyi sevmem emredildi buyuruyor Resulullah. Resulullah'a emredebilen Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed'e bir emir olarak zikretmiş, dört kişi sevilecek. Kimdir onlar? Hazreti Ali, Hazreti Selman, Hazreti Ebu Zer ve Hazreti Miktat. İnşallah biz Hazreti Ebu Zer'i ve Hazreti Miktat'ı başkaca programlarda detaylıca olarak konuşuruz. Biz Hazreti Selman'la ilgili Resulullah'la olan yoldaşlığında hasreten bir Hendek Savaşı'nı hatırlarız. Hicretin 5. yılı, işte Ebu Sufyan önderliğindeki müşrik Kureyş, başkaca müşrik kabilelerle ittifak kurmuş. Medine'den ayrılan,
Yahudilerle görüşmeler halinde, yine Hayber Yahudileriyle de bir işbirliğine gitmiş, 12 bin kişilik bir ordu oluşturmuş. Müşrik Yahudi ittifakı ve Müslümanların üzerine doğru geliyorlar. Bir yıl önceki Uhud Savaşı'nda 2000 küsur müşrikle Müslümanlar mücadele edebilmişlerdi. Ama bu kez 12 binlik bir düşman ordusu var. Resulullah ashabıyla istişareler içerisinde, yani ilk kez bu kadar büyük bir ordu üzerimize geliyor, ne yapabiliriz? Kimileri Bedir ve Uhud'daki gibi çıkıp hani korakor cenk meydanında birebir savaşmaktan taraftır. Ama bunun hani hayırlı bir sonuca gitmeyeceği de belli. Sayı olarak bir denklik yok tabii çünkü. Yani müminlerin o esnada asker olarak çıkarabilecekleri sayı 1000 civarında. 12 binlik bir orduyla meydan savaşı risklidir. Ve o esnada biz Hazreti Selman'ın, o Selmanul Hayr, hayırlı Selman'ın, hikmet sahibi Selman'ın bir teklifiyle karşılaşıyoruz. O der ki Medine'nin üç tarafı zaten Harre'dir. Harre ne demek? Volkanik kaya. Oralardan hani süvarilerin ya da piyadelerin gelebilmesi mümkün değil. Şehrin düşman saldırısına açık tek bir yönü var. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda. Der ki biz buraya hendek kazalım. Yaklaşık 4-5 metre derinliğinde, 9 metre genişliğinde ve 5,5 kilometrelik bir hendek teklifinde bulunur Hazreti Selman. Bunu o evvelce gezip gördüğü coğrafyalardaki bir savunma stratejisi olarak gözlemlemiştir. Peygamber Efendimiz bu istişareden memnun kalır ve Hazreti Selman'ın önerisiyle o hendekler kazılmaya başlayacak. Biz zaten o kuşatmanın adına da Hendek Savaşı. Hendek Savaşı diyeceğiz. Tabii o hazırlığın kendisinde de yine Hazreti Selman'ı merkeze alan vakalarla hani karşılaşacağız. Ashab, Ensar, Muhacir el birliğiyle işte o hendekler kazılırken Medine yerlisi olan Evs ahalisi, Evs kabilesi der ki Selman bizdendir. Normalde Selman'ın Farisi diyoruz. Yani o Acem diyarındandır. Arap bile değil. Lakin Evs kabilesi o hayırlı, hikmetli Selman'ı kendi mensubu görmek ister. Evs bizdendir der. Medine'nin diğer kabilesi Hazreç der ki ya Evs'ten ziyade bizden olsun, Hazreç'ten olsun. Bunu duyan tabi Mekkeli muhacirler de girerler devreye, derler ki hayır. Yani Selman Kureyş'tendir, bizdendir, muhacirdir. Resulullah tebessüm eder ve o tatlı rekabete nihai bir mühür vuracak. Der ki hayır, Selman Evs'ten, Hazreç'ten yahut Kureyş'ten değildir, bizdendir, Ehl-i Beytim'dendir der. Bu 14 asra ulaşan her devirdeki mümin için muazzam bir müjde kapısı. Hazreti Selman genetik, biyolojik, etnik anlamda, kültürel anlamda Arap dahi olmamasına rağmen, Haşimi bir soydan gelmemesine rağmen Resulullah o bizim Ehl-i Beytimizdendir demişti. Ali Muhammed'dendir. Yani Hazreti Fatıma yahut Hazreti Ali ile aynı halkaya dahil olmuş. Hasan Hüseyin efendilerimizle birlikte zikredilecek. Yani biz Ali Muhammed diyerek selavat okuruz ya hocam. Evet. Hani Ali Muhammed, Aline ve ashabına diyerek selavat okuyoruz. Al kısmı o aile, yakınlar, Resulullah'ın Ehl-i Beytini anlatıyor. Ve ashab, ashab dostları anlatıyor. Biz Peygamber Efendimiz'e selavat okurken, Aline ve ashabına derken, Hazreti Selman o ilk grupta Ali Muhammed halkasındadır. Ve tüm nesillere, tüm coğrafyalara, asırlara bir müjde kapısı. Birileri Ali Muhammed'e dahil olabilir. Nasıl dahil olacak? İşte o nasılın kendisi Selman'ın hayatı. Canlı müşahhas örneği o. Tabii bizim geleneğimiz hani buraya binaen şey var, Anadolu irfanında, çok özür dilerim belki yeri gelir, dilimizde vardır o. Birçok insan bunu ilk defa duyabilir ama muazzam bir gelenektir bu. Yol evladı, eyvallah, ve bel evladı diye iki tabir var.
Eyvallah. Yani, işte buraya da bağlanır. Tam bu merkez üzerinden açılacak. Yol evladı nedir? Peygamber Efendimizin ilmini, ahlakını, hidayetini ihya edebilen kişi. Yani burada iman yetmiyor. Ben kelime-i şehadet getirerek Allah'a ve Resulüne, kitaba ve sünnete iman ederek ümmeti Muhammed haline geliyorum. Âl-i Muhammed haline değil. O iman bizi Resulullah'ın ümmeti kılıyor. İman ettiğimiz hakikati layığı ve samimiyetle, ihlasla, hikmetle yaşayıp ihya edebildiğimiz takdirde yol evladı olma fırsatı gelecek. Bel evladı nedir? Genetik olarak Peygamber Efendimizin torunudur. Yani Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin neslinden geliyordur. Ama maazallah hani kitabın ahkamına, hükmüne yahut dedelerinin ahlakını layığınca temsil edemiyorsa bir kişi, damarındaki kan onu ancak bel evladı yapabiliyor. Burada görüyoruz ki asıl olan yol evladı olabilmek. Tabii nur üstüne nur, güzellik ile güzellik nedir? Yol ve bel evladı olabilmek. Benim genetik mazim belli. Ben biyolojik olarak Hazreti Muhammed de, alemlere rahmet Efendimiz de akraba değilim. Benim için hani kapı yol evladı olabilmek. Evet. Bel evladı olarak yeryüzüne gelen bir kişi için istikamet nedir? Yol ve bel evladı olabilmek. Bel evladı olması yetmiyor. Tabii. Bel evladı artık o genetik bir durum. Kaderin tecelli etmesi o. Yani aslında bedeni açısından bir şeref. Tarihte zaten şeyleri de görüyoruz. Hani bir takım peygamberlerde bel evladı olup yol i̇man evladı etmedi. Olamayan, iman tabii, etmeyen. Hazreti Nuh'un oğlu babasına biat iman etmemişti. Hazreti Nuh'un, bunun altını çizelim. Hazreti Nuh'un oğlu Nuh tufanı vesilesiyle ortaya çıkan o ayrımda babasına, Hazreti Nuh'a iman etmeyen bir evlattı. Tabii ki iman bile yol evladı olmaya yetmiyor. Evet. Hani bir kişi genetik olarak Peygamber Efendimiz'in torunudur. Ceddine de iman ediyordur. Ama onun temsil ettiği değerleri layığınca kendinde taşıyamıyorsa bel evladı olarak kalır. Layığınca temsil edebilirse yol ve bel evladı olur. Hazreti Selman yine bize bu konuda hani bir ışık olarak gösterdi. İman edip onu samimiyetle yaşayabilen kişi işte Ehl-i Beyt halkasına dahil oluyor ve isimler silsilesinden bakıyoruz. Mabih'ti. Buldu, Selman oldu. Hani tanıdı, sevdi, Selmanur Hakim oldu, hikmetli Selman oldu. Sevgisinde derinleşti, Selmanul Hayr oldu. Aşık oldu ve aşkına mukabil maşuk oldu. Yani karşılık buldu. Sevildi, karşılık bulunca ailenin, Âl-i Muhammed'in halkasına dahil olunca artık o bir Selman-ı Muhammedi'ydi. Evet, o zaman şöyle, bu arada yeryüzündeki arayışın, insani bir arayışın en güzel örneklerindendir. Mabih ile başlayan yolculuğun Selman-ı Farisi diye devam etmesi, Selman-ı Hayr diye devam etmesi, Selman-ı Hakim diye devam etmesi. Daha önceki sohbetlerimizden birinde Hazreti Ali Efendimizin bir sözünden bahsetmiştiniz. Hı, az önce de ona değindiniz aslında. Bu hepimize de örnek bir cümledir. Arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur. Bize aşık olana biz de aşık oluruz. Bizi seveni biz de severiz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu konudaki sözü tam da Salman-ı Farisi'ye denk gelen, onun tabii, bu arayışına denk gelen bir cümle. Hani bu kıyamete kadar her coğrafya ve her dönem mümini muhatap alan, ona ödevler yükleyen ve istikamet sunan bir söz. Muşahhas haliyle tarihte en görkemli örneği işte Hazreti Selman'dı. Onun arama ve bulma süreci 20 ile yakındı. 20 yıl aradı değil mi? Tabii. Yani 20 yıl aradı, ararken hani Mecusi'ydi, Hristiyan'dı, Yahudi'ydi. Tevrat'ı öğrendi, İncil'i öğrendi, Zend Avesta'yı öğrendi, hürriyetinden vazgeçti. 5-6 Nisan öğrendi. O 20 yıllık arama gayet görkemli ve biz hani iki kelimeyle özetliyoruz. Arayan bulur diyoruz.
İşte o arayan bulura 20 yıl vermiş Hazreti Selman. Bulan tanır, tanıyan sever kısmı için Resulullah'la olan bir aradalığı. Tekrar Hazreti Selman da görkemli bir şekilde açığa çıkıyor. Tanıyıp sevmesi bizi bir ödeve davet ediyor. Sadece sevgi yetmez. Hani sevgi insanı kurtarmaz, kurtuluşa dair ümitleri artırır. Kurtuluşun yolu sevdiğimize benzeyebilmekte geçiyor. Hani ben eğer Resulullah'ı, Hazreti Muhammed'i seviyorsam, ki sevmemiz lazım, onun sevdiklerini sevmemiz lazım, Allah ve Resulü'nün sevdiğini sevmemiz lazım, o sevgi bize tek başına kurtuluş sunmayacak, sevdiğimiz kimselere zihnen, vicdanen, kalben, eylem olarak elimle, dilimle, gözümle, kulağımla benzeyebilmem lazım. Hazreti Selman benzedikçe onların halkasına dahil oldu. Seven açısından aslı ona o aşık olduğu kişinin hüviyetinde kişiliğini oluşturabilmesi lazım. O kaba bürünmesi. Tabii hani aşk tenha kılar diye bir söz var. Çoklar az oluyor. Geriye iki kalıyor. Seven ve sevilen. Seven sevdiğinin kalıbında eriyip onunla bir olabilmesi lazım. Bir olabilince biz haline geliyor. İşte zaten o söz bizi arayan bulur diye başlayıp bizi vurgulamıştı. Bize aşık olana biz de aşık oluruz kısmı başlı başına bir müjde. Müjdeler müjdesi ve o müjdenin tescilli örneğiydi Hazreti Selman. Rabbi Rahim inşallah bizi de o tescilli örneğin izince yürüyen, tescilini belki ruzi mahşerde alabilen, hani ben böyle bir hayal olarak hep zihin dünyamdadır, duasını sıklıkla ederim. Rahmetli Ömer Lütfü Mete ağabeyimin duasına benzer bir dua. O başka bir şekilde ifade etmişti. Ondan ilhamla hep zihnimde, tahayyülümde canlanır. Ruzi mahşerle ilgili en büyük hani duam, niyazım, hayalim. Belki Hazreti Fatıma ellerini açacak. Diyecek ki gel oğul. İşte o bizdensin diyebilmek. Bizi seveni biz de severiz diyebilmek. İnşallah onların huyuna, ahlakına, hikmetine bürünebilirsek Selman'ın izince biz de o halkaya dahil olalım. İnşallah. Şimdi elimdeki notlarda da mesela Meryem suresi 96. ayet vardır. Oradan bahisle belki size konu olur. Evet. Bizi arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, sever aşık olur. Bize aşık olana biz de aşık oluruz müjdesinin karşılığında çok şahsiyet vardır ama en özellerinden biri Salman-ı Farisi'dir, Salman-ı Hakim'dir, Salman-ı Hayır'dır. Onu almış bulunduk. Bu ikinci Salman-ı Farisi ile ilgili ikinci programımızda. Belki oradan devam etmek istersiniz. Meryem suresi 96. ayet. Nereye tekabül ediyor programımız içerisinde? Sonra ben diğer soruya geçeceğim. Orada bir müjde görüyoruz Meryem suresinde. İman edip salih amel işleyen, yani sadece iman yetmiyor, salih amel. Salih amel nedir? Kişiyi nefsani arzularından, kötülüklerinden ıslah edebilen ve sulha taşıyacak. Rabbi ile olan hukukunda sulha taşıyacak ve zahirden baktığımız zaman da toplumsal anlamda selamete, kurtuluşa yönlendiren ameller topluluğudur salih amel. İman edip salih amel işleyen kişilere Allah meveddet vaat ediyor. Meal itibariyle bir sevgi. Yani Allah iman edip salih amel işleyenlere bir sevgi vaat edecek. Muhabbetten farklı bir şey mi? Muhabbetten farklı. Nedir? Muhabbet ilişkisinde sevgi ispatlanmak zorunda değil. Meveddet ilişkisinde sevgi ispat istiyor. Ben size meveddet duyuyorsam bir delille gelmem lazım. Kur'an-ı Kerim bu meveddet odaklı sevgiyi iki alanda zikreder. Biri her evi, her haneyi, her aileyi ilgilendirir. Eşlerin birbiriyle olan sevgisinde Cenab-ı Allah meveddet istiyor. İspatlayacaksınız.
ve ayrıyeten özel bir topluluk olarak Ehl-i Beyt için Kur'an-ı Kerim meveddet ister. Ehl-i Beyt'i sevdiğinizi ispatlayacaksınız. Tabii. Peygamber Efendimiz'in yakınlarına olan sevgi muhabbetten öte meveddettir. Ben o sevgime delille gitmem lazım. İşte Kur'an-ı Kerim üçüncü bir alan açarak iman edip salih amel işleyenlere Cenab-ı Allah'ın doğrudan bir meveddet yaratacağını, var edeceğini söylüyor. Hazreti Selman o Rahman suresindeki müjdenin tarih itibariyle gördüğümüz tescilli ve görkemli örneğiydi. Allah onun hakkında bir meveddet yarattı. Hani bize aşık olana biz de aşık oluruz kısmında. Biz aşık oluruz için meveddet Rahman'dan gelen bir sevgi. Ve o meveddet nesiller boyunca ümmeti Muhammed'in nabzına, gönlüne de nakş olmuş durumda. Bizler Ehl-i Beyt-i Âl-i Muhammed'i zikrederken muhakkak Hazreti Selman'ı da anıyoruz. Ve dediğimiz gibi biyolojik manada hiçbir akrabalık yok. O bir hani Arap olmayan kişiydi, başka coğrafyanın insanıydı. Bu noktada bizlere doğrudan bir örnek olarak karşımızda duruyor. İnşallah biz de tanıyan, seven, sevdiğine benzeyip aşkına mukabil maşuk olanlardan ve sevilenden oluruz inşallah. Son bölümde Salman-ı Farisi ile ilgili. Şimdi bunların tamamını öğrendikten sonra da Salman-ı Farisi sadece onun kim olduğunu hatırlatmakla alakalı bir şey olarak kalıyor. Yani Farisi o kadar geride kaldı ki. Eyvallah. Bu kendisine duyulan muhabbetten dolayı ve manene getirilmiş olduğu yerden dolayı. Allah hepimize nasip etsin. Mabih olarak başlamıştı. Bir mecusi tüccarın oğluydu, bir ağanın oğluydu. Bir arayış neticesinde, çok özetlemiş bulunalım biz bunu, Hazreti Salman çok zengin bir ailenin delikanlısıyken, hayatını bu varlık içerisinde sürdürebilecekken, gönlündeki bir arayıştan dolayı bütün kapıları zorlayarak, onları öğrenerek, onları geçerek, en sonunda köleliğe de razı gelerek, bu konuda kendisine verilen meşakkate de razı gelerek, çünkü arayış büyük. Hı hı. O nedenle zahmeti de büyük olabiliyor da diyebiliriz biz buna. Mabih'ten sonra Hazreti Salman olarak anılan, Salmanul Hayr diye anılan Salmanul Hakim lakaplarından bahsettiniz. Son bölümde Hazreti Salman'ın başka ne tür lakaplarla hatırlıyoruz diyelim. Eyvallah. Ve toparlayalım. Hani biz Hazreti Salman'la ilgili yine tarihin izinde gördüğümüz meşhur ünvan, tarif nedir? Selman İbnül İslam. Ne demektir bu? İslam'ın oğlu Selman. Hani yine Medine'de aşağı... Böyle bir lakabı var. Tabii. Evet. Selman İbnül İslam. Bu kez kendisi vermiştir. Hani o Selmanul Hayr, Selman, Selman-ı Hakim yahut Selman-ı Muhammedi ünvanlarını Peygamber Efendimiz'den almıştı. Selman ilk kez kendisi için bir ünvan, kendisi kullanacak, diyecek ki ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Selman İbnül İslam. Ben köleydim, Rabbim bana özgürlük verdi. Ben bilmezdim, Rabbim bana öğretti ve tüm bunları Resulünün eliyle bana öğretti. Hani Rabbine şükrünü ve hamdını eda eder. En büyük rahmet vesilesi olan Resulullah'ı da bu esnada birlikte zikreder ve bize bir hani usul, erkan öğretir. Hakikate talipsen bunun bedelini ödeyeceksin. Hakikatin hatrı tüm zahmetlerden daha büyüktür. Hani bizim güncel hayatımız nice zahmetle, külfetle dolu ama derdimiz hakikatse, hakikatin hatrı tüm bu zahmetlerden daha yüce. Ve içine doğmuş olduğumuz zaten bir hakikat var. Hidayetin içerisine doğduk. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Kıymeti bilirken işte İslam'ın oğlu ve İslam'ın kızı olabilmek lazım. Hazreti Selman gibi. İslam'ın oğlu, İslam'ın kızı olabilenler için istikamet bellidir. O ümmeti Muhammed olmanın da ötesinde Ali Muhammed kapısına erişmiştir. İnşallah o biz denen halkayla bir olup Ruz-i Mahşer'de Efendiler Efendisi'yle birlikte hani yargılanacak. Muhammediler çağrıldığı zaman Resulullah'la birlikte Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin Efendilerimiz varken hani İranlı biri gelecek, diyecek ki ben de Muhammediyim. Pakistanlı, Bangladeşli, Bosnalı,
Tunuslu, Malatyalı, Kayserili birileri gelip ben de Muhammediyim diyebilmesi için işte izlek belli. Hazreti Selman'ın izinden gideceğiz. Ümmet-i Muhammed olacağız. İslam'ın oğlu kızı olacağız ve inşallah Ali Muhammed kapısından nasip dileyeceğiz. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Bir arayış hikayesinin, bir arayış gerçeğinin en güzel örneklerinden biriydi Salman-ı Farisi. Allah kendisini anışımızdan haberdar eylesin. Ve az önce programın işte son dakikalarında bizleri izleyen buradaki çalışma arkadaşlarımız herkes adına, kendimiz adına da amin dilekleriyle beraber bu duaya dönmüş olsun bizimle birlikte. Mesnevi'de geçer zannediyorum. Neyi arıyorsan olsun sen diye bütün konuyu özetleyen, insanlar işini özetleyen bir cümledir. Neyi arıyorsak oyuz. Bu nedenle önce dikkat edilmesi gereken şey neyi aradığımızdır. Önce bu arayışa bir adım atmaktır. Ondan sonrası zaten zahmetiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle Allah'ın bize açmış olduğu kapılardır. Bize de çalmak, beklemek, sabretmek, aşmak, katlanmak düşer ki sonu Salmanul Hakime, Salmanul Hayre, Ehl-i Beyt'ten olabilmeye kadar, yol evladı olabilmeye kadar çıkan bir yolculuk neticelensin. Ben de Muhammediyim diyebileceğimiz alana kadar diye nasip olsun bize. İnşallah. Amin dilekleriyle. Rahmet Ailesi programında kıymetli senarist yazar Ahmet Turgut Beyefendi ile birlikteydik. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.